Bazı aşılar için bizler de bilim insanları da şüphelendi bazı şeylerden. Yani Türkiye'de kalp krizleri arttı deniyor. Oysa oturup bunları söyleyenler aşı karşıtları. O iddia vektör aşıları dediğimiz İngilizlerin ve Rusların geliştirdiği aşılar için ileri sürüldü. Covid geçirenlerde hem bu miyokardit, perikarditin hem de kalp krizlerinin 44 kat arttığı oldu. İnternette aşılarla ilgili bilgilerin %95'i yanlış. Ömrümü verdim aşılara. Bir sürü bilimsel çalışmam var. Türkiye'deki çalışmalarının %95'ini ben yaptım. Evet sevgili izleyiciler, Profesör Doktor Mehmet Ceyhan karşımızda. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız görmeyeli? Hoş bulduk. Ben iyiyim çok şükür. Yaramaz bir şey yok. Siz de iyisiniz umarım. Çok teşekkürler. Pandemi döneminde düzenli olarak görüştük sizinle televizyonlarda. Sayenizde aşı çağrımızı da bol bol yaptık. Şimdi bu kızamık meselesini soracağım size ama kızamıktan önce biz aşılarımızı olduk. Beraber aşı çağrısı yaptık dedik. Ne deniyorsa uydum ben mesela kendi adıma. Son günlerde Twitter'da, sosyal medyada, bazı haber bültenlerinde bile aşıların yan etkilerinden söz edilmeye başlandı. Özellikle kalp krizi yaptığına dair. Ben birebir bu işin çok içinde olan ve ilgilenen ve her zaman bilim insanı olma sorumluluğunu taşıyan biri olarak size sormak istiyorum. Aşıların yan etkileri söylendiği gibi var mı? Varsa neler? Bir defa orada bir kelime oyunu yapıyorlar. Çünkü tabii ki aşılarında yan etkisi var. Yani yan etkisi olmayan bir ilaç ya da tıbbi malzeme insanın vücuduna giren düşünülemez. Ama sadece örneğin bunları pandemi aşıları için söylüyorlar. Sonra da genelliyorlar. Sadece bu pandemi aşılarından 13 milyar doz yapıldı. Yani dünya tarihinde şimdiye kadar hiçbir aşı için bu kadar çok veri olmadı elde. Dolayısıyla takip edilmiş 13 milyar vaka var. Bu 13 milyar vakanın yanında birisinin çıkıp işte dayım kalp krizinden öldü aşı yaptırdı, amcam öldü demesinin hiçbir anlamı yok. Bunlar tamamen doğru söyleyenlerinki tesadüf. Çünkü düşünün ki bütün bir dünya nüfusuna bir aşı yapıyorsunuz, yapmaya çalışıyorsunuz. Tabii ki bu arada kalp krizi geçirenler, işte inme geçirenler, bunlar belli sayıda daha önce ne kadar görülüyorsa devam ediyor. Ancak bu insanların ilgisini daha fazla çeker böyle dönemlerde. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu söylenenlerin hiçbirisi doğru değil. Aşıların evet yan etkileri var ama bunların hiçbir tanesi ciddi insan hayatını tehlikeye sokacak yan etkiler değil. Ama aşılar 20 milyon civarında insan ölümden kurtardı pandemi sırasında. Bunun karşılığında iddialar dışında bilimsel verilerle ortaya konmuş ciddi bir yan etki gösterilemedi. Bazı aşılar için bizler de bilim insanları da şüphelendi bazı şeylerden. Örneğin kalp krizi deniyor. Yani Türkiye'de kalp krizleri arttı deniyor. Oysa oturup bunları söyleyenler aşı karşıtları. Oysa hem o okuduklarını anlayacak düzeyde bir tıbbi bilgileri yok. Hem de maalesef oturup okumak zahmetinde bile bulunmuyorlar. Çünkü o iddia Türkiye'de kullanılan işte mRNA aşısı ya da inaktif aşı için ileri sürülmedi. Evet. O iddia vektör aşıları dediğimiz İngilizlerin ve Rusların geliştirdiği aşılar için ileri sürüldü. Ve o aşılarda Türkiye'ye hiç gelmedi zaten. Sonradan o aşılarında direkt bir ilişkisi gösterilmedi kalp krizleriyle. mRNA aşılarıyla sıklığın arttığı ileri sürülen işte miyokardit yani kalp kası iltihabı, kalp zarı iltihabı vakaları oldu ve bu iddia işte araştırıldı. Binlerce, milyonlarca vaka takip edildi, bakıldı.
gerçekten artırıyor mu, artırmıyor mu? Zaten artırdığı söylenen vakalar son derece iyi seyreden, çoğu hastaneye bile yatmayan ve bir ölüm vakası görülmeyen vakalardı bunlar. Ancak onun bile sağlıklı grupta ve aşılılar arasında sıkta arasında bir fark gösterilemedi. Tek gösterilen fark COVID geçirenlerde hem bu miyokardit perikarditin hem de kalp krizlerinin 44 kat arttığı oldu. Yani bu riski artıran, insanlarda daha çok kalp krizi görülmesine neden olan olay COVID'in kendisi aslında. Aşı tam tersine bunu engellemeye çalışıyor ama siz aşıyı da yapsanız birçok vaka COVID geçirebiliyor. Kafayı karıştıran o. Tabii bunları söyleyenlerin hepsi aşı karşıtı değil. Evet. Aşı kararsızları var. Bunlar oldukça büyük bir grup. Bunlar iyi niyette ama maalesef işte devlet onların bilgisini ve sorularını cevaplamadığı için, vermediği için onlar da bu işi işte öğrenmek için hemen internete sarılıyorlar. İnternette aşılarla ilgili bilgilerin %95'i yanlış. Evet. Dolayısıyla oradaki yanlış bilgiyi alıp kafaları karışıyor. Sonra onu çocukluk aşılarına genelliyorlar ve maalesef çocuklardaki aşılama oranları düşüyor. Dolayısıyla yapılması gereken şey halkın internetten aşıyla ilgili bir şey okumasınlar. Mutlaka işte yazılı bilimsel olduğu kanıtlanmış işte yazı Yayınlar. dergiler var falan bir güvendikleri bir hekime sorsunlar. Şimdi herkes diyor ki hekimlerin de bir kısmı karşı. Bir Evet. program bana biri diyor ama hekimlerin çoğu karşı diyor aşıya. Halbuki öyle bir olay yok. Bir hekim aşıya karşı olur mu? Ya hekimliğini bırakacak bir tarafa. Çünkü aşı dünyada insanın hayatını olumlu etki eden bir en üst sıradaki buluş. Sadece sağlık alanında demiyorum. Buna Tabii. işte uzayın keşfini falan da katarak söylüyorum. Bir hekim buna karşı olmaz. Aşıya karşı konuşan hekimlerin sayısı yüzü bile bulunmaz. Yani Türkiye'de 157 bin hekim var. Tamamı bunların aşıya inanan, aşı yapılması gerektiğini düşünen insanlar. Evet, gerçekten tarihte veba, kolera gibi hastalıkları silmiş aşı, çiçek hastalığı örneğin. Yani bütün bunları bilirken aşı karşıtlığı nereden çıktı hocam? Yani neden bazı anneler, ben görüyorum, kırsalda, doğada yaşayacağım çocuğuma organik yedireceğim ve ona aşı yaptırmayacağım diye ısrar ediyor. Hatta bunların bazıları ünlü olduğu için, televizyonlarda söyledikleri için sağlık okur yazarlığımız ortada. Ülke olarak Google'da her şeye inanıyoruz. Etkilenen bir kesim var. O yaptırmıyor, ben de yaptırmayayım diye çocuğuma. Nereden çıktı aşı karşıtlığı? Hangi amaçla çıktı hocam? Şimdi birincisi bir defa neden yapıyorlar insanlar bunu? Bununla ilgili çok çalışma var. Araştırılmış yani yüzde kaçının amacı ne, yüzde kaçının amacı ne? Gösterilmiş ki büyük bir kısmı tam da sizin bu dediğiniz nedenle yapıyor bu işi. Çünkü işte sizde bir şey vardır, olay vardır yani kötü haber satar diye. Tabii. Ya da işte, hep tipik örnektir. İşte köpek insanı ısırırsa haber değeri yoktur da insan köpeği ısırırsa haber değeri vardır diye. Evet. Bunlar da böyle artık bakıyorlar. Çünkü onlar dikkatle, ilgiyle yaşayan insanlar. İlgi azalınca hiç konuları olmadığı halde, hiçbir bilgileri olmadığı halde İşte en çok insanı ilgilendiren şey nedir? Herkes kendi çocuğuna en azından yaptırdığı için aşıdır. Aşı zararlıdır deyince birdenbire bütün işte medyanın ilgisi üzerlerine çekiliyor. İşte sosyal medyada takipçi sayıları artıyor. Bunu bildikleri için hemen sorumsuzca. Çünkü bir çocuğu bile aşılatmamak bazen o çocuğun ölümüne yol açabilir.
Bunlara hiç dikkat etmeden yapıyorlar bu işi. Aslında ortaya çıkışı çok yeni değil. Aşılar çıkar çıkmaz. Yani biliyorsunuz aşı tarihinde Türklerin çok önemli bir rolü vardır. Orta Asya'daki bu uygulamayı alıp işte İstanbul'da devam ettiren ve ilk defa İngilizlere 1730'lu yıllarda Lady Montagu'nun, İngiliz Büyükelçisi'nin hanımının mektuplarıyla yayılmasını sağlayan atalarımız aslında. Ancak bunu bilimsel anlamda bir aşı düşüncesini ilk defa işte tıp dergilerinde falan ortaya koyan Edward Jenner diye bir çocuk doktoru olduğu için aşılamanın kurucusu o kabul edilir. Ve 1780'li yıllarda ilk defa çiçeğe karşı bir aşı geliştirilir. Hemen 2-3 yıl sonra işte İngiltere'de, daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde aşı karşıtı örgütler kurulmaya başlanır. Çünkü o zamanı düşünün, 1700'lü yılların sonları, insanların bilgisi son derece eksik. İşte insanlar hala dünyanın önemli bir kısmı düz olduğuna inanıyor. Ve bu insanlar bilimsel gelişmelere hep direnç gösteriyorlar. Ve böyle de olunca hemen işte bu anti-vaksin lig diye toplanıyorlar bunlar. Ve o sırada da bir taraftan da çiçek hastalığı her yıl yüz binlerce insanı öldürüyor, kör bırakıyor, sakat bırakıyor. Tabii devletler aşı karşıtlarını değil, bilim adamlarını dinliyor ve dolayısıyla işte önce İngiltere ordusunda, daha sonra bütün İngiltere'de ve Amerika Birleşik Devletleri'nde çiçek aşısı zorunlu hale geliyor. Ve bunlar sürekli bununla mücadele etmeye başlıyor bir grup. Bugün gelinen noktada inanamazsınız. Öyle bir büyük bir maddi güç var ki arkalarında. Dergileri var bunların, işte şeyde uluslararası toplantılar yapıyorlar. Neden? Geçen birisi bana soruyor. Sen neden bu kadar aşıyı savunuyorsun işte? Aşı firmalarının adamı mısın diye. Dedim ki ben dedim ömrümü verdim aşılara. Bir sürü bilimsel çalışmam var. Türkiye'de çalışmalarının %95'ini ben yaptım. Dolayısıyla kendimi yetkin hissediyorum ve bu ülkeye borçluyum bu açıdan. Bana bu imkanları sağladı. Ben de onun için mücadele ediyorum. Sen niye bu kadar aşının aleyhine çabalıyorsun? Mesleğin bile değil. Senin gelirin nereden geliyor dedim. Cevap yazmadı tabii. Ama böyle delicesine nasıl uğraşıyorlar görseniz benimle ilgili işte bir avuç işte bilim insanıyız bunun ortalıkta. Evet. Onlarla ilgili ölüm tehditleri işte hem ölüm tehdidinde bulunuyor hem de işte soruyorlar basından bana ne yapacaksınız işte sizin hakkınızda ölüm tehditleri var diye. Diyorum ki bunlar bir şey yapamaz mesela. O lafı hemen gidip savcılığa veriyor, CİMER'e şikayet ediyor, bize hakaret etti diye. Yani adam ölüm tehdidinde bulunduğunu itiraf ediyor, gidiyor. Bize diyor hakaret etti diyor. Bu kadar da cesurlar. Sağlıkta böyle Ama bir terörün olduğu tek ülkeyiz herhalde. Yani hiç valla maalesef şöyle düşünün. Bu gelişmeler hep insanın daha sağlıklı, daha modern, daha rahat yaşaması için yapılan şeyler. Elektriğin keşfi falan hepsini düşünürseniz. Ama yavaş yavaş bir grup işte her şeyin gelenekselini istemeye başladı. Yani orta çağa doğru bir dönüş var. Evet. Yani Enteresan bir şekilde orta burada çağda. ömrü uzarken eskiden Evet. 50 yaşında ölünüyordu ama neden ölünüyordu? Bir aşı yoktu, işte bir sürü değil mi? Siz tabii ki daha güzel açıklarsınız. Bir sürü Tabii hastalık. tabii. Bakın ben size şunu söyleyeyim. Türkiye yarın desin ki ben çocuklara aşı yapmıyorum. Bunun çalışmasını yaptım ben, yayınladım da. Her yıl 12.496 çocuk ortalama sadece bu nedenle hayatını kaybeder. Ya. Evet. Yani böyle bir olaya neden
olmayı göze alıyor bu insanlar. Bunların Ama arkasında bir şey hocam, var. Sağlık Bakanlığı'nın bunu zorunlu kıldığı bir aşı takvimi var zaten. Bunun bir yaptırımı neden yok? Yani ne bileyim, çocuğunuza aşı yaptırmamışsınız diye bir yaptırımı yok aileler üzerinde galiba, değil mi devletin? Şöyle, Türkiye'de bu çiçek aşısı dışında, ki o da işte Umumi Sağlık Kanunu, ta 1924'te çıkarılan o eski kanundaki zorunlu çiçek aşılaması dışında, Türkiye'de tarihinde hiçbir zaman zorunlu aşı uygulaması olmamış. Ama şöyle bir şey vardı, gönüllülük esasına göre yapılırdı. İnsanlar aklına böyle şeyler gelmezdi. Yani işte ya acaba bizi öldürmeye mi çalışıyorlar? Tamam. İşte şey, DNA'mızı mı değiştirecekler falan diye insanlar, o kendi devleti ona uygun görüyorsa, gerekli diyorsa gider yaptırırlardı. Nitekim bu iş 2010'lu yıllardan sonra bu kadar arttı. 2011'de Türkiye'de aşı reddi sayısı, yani çocuğun aşı yaptırmayan aile sayısı 183 iken 2017'de 40 bine çıktı. 2017'den sonra bir daha rakam açıklamadı Sağlık Bakanlığı, ama çok daha arttığını tahmin etmek zor değil. Nitekim o kadar arttı ki bu pandemi aşılarının aleyhindeki bu kampanya çocukluk aşılarını da etkiledi. 2000 yılında bakanlığın Dünya Sağlık Örgütü'ne verdiği çocukluk çağı aşılama oranımız %98 iken 2023 yılında bildirdiği rakam %96. Yani buna da bu düzensiz göçmenler falan dahil değil, onları da eklediğinizde eşik değer, kritik değer olan %95'in altına iniyor aşılama oranı ve yavaş yavaş artık bazı salgınları beklemeye başlayabiliriz.